Günaydınlar bütün insanlara, sevgiler, saygılar. Yeni programımızda konu başlığımız töreler, lokal ego kanunları, hurafeler, gerçek objektiviteyi içermez. Birçok ülkelere bakıldığı zaman töreler adı altında insanlık dışı insan haklarına aykırı bir takım uygulamaları görebiliriz. Veya kapalı toplumlarda lokal olarak subjektif duygu ve hisler temelinde ama objektifmiş gibi yansıtılan bir takım lokal ego kanunları bulunmaktadır. Veya hiçbir ilmi temeli olmayan insan egosunun bestesi mahiyetinde bir takım hurafeler bulunmaktadır. Bunların hiçbir şekilde objektiviteyle, sağduyuyla, insan hak ve özgürlükleriyle, vicdani yapılarla buluştuğunu söyleyemeyiz. Tamamen aykırı pozisyonların da doğduğuna şahit oluyoruz çoğu zaman. Genel olarak töreler, lokal ego kanunları, hurafeler, egonun şekillendirilememesi, egonun bilimin nuruyla aydınlatılamaması, egonun üzerine çiçekler ekilmediği için medenileşememesi, renklenememesi, olgunlaşamamasının sonucu olarak çıkıyor dışsal yansıması farklı gibi görünen İnsanın insanlığını ortadan kaldıran bir takım yapay kavramlar vardır dünyamızda. Bunların temeli hepsi de egoya dayanmaktadır. Ego çok iyi bilinmelidir. Tam bir robotik makine özelliği taşımaktadır. Biyokompütör üzerinden fiiliyat gösteren bir varlıksal özellik taşımaktadır. İnsanoğlunun ve diğer canlılarda genler, DNA genler ve atomlar atom altına kadar düzeylerde her molekülün atomun karşısında onu hayatta canlandıran bir ruh dinamiği vardır. Yani toplam ruh kimliğiniz sizin toplam ego biyokompütörize robotunuzu canlandırıyor. Esasen insan bu biyokompütörize varlığın, egonun, et kemiğin altında örtülü olarak bulunmaktadır. İnsanlar akılsal olarak tanımlayamadıkları için bunu her zaman yok kabul etmişlerdir veya tartışmışlardır hayat boyu, yüzyıllar boyu. Zaten egomuz, biyokompütörümüz, beynimiz madde dinamiksel, materyal özellikteki pozitif bilimler çerçeveli süreçlerle, mekanizmalar ve olaylarla ilgili akıl geliştirip üretebilme özelliğindedir. Onun tam karşıt dünyası olan antimadde kimliğimiz, tamamen dışarıdan gördüğümüz vücudumuz, yapımız neyse onun ruh olarak karşılığı içeride bulunmaktadır.
olmadığı zaman bu programlanmış biyokompütör varlıksallığı olmaz zaten. Yaşamı olamaz, davranışları olamaz, hiçbir şey. Canlılıkla ilgili bir şey ifade edemez zaten. Esas odur, ruhtur. Ama burada yaşadığımız çevre dolayısıyla duyular, sinyaller üzerinden, göz, kulak ve diğer kavramlar üzerinden sürekli dominant, baskın karakter olan egomuzdur. Ruhumuz tanımlanamayacak derecede pasif seyirli bulunmaktadır bu dünyada. Dolayısıyla araç olan egomuz her zaman yapılandırılmalı, çiçek haline getirilmeli, olgunlaştırılmalı, medenileştirilmeli. Aksi takdirde zemin boş olduğunda boşlukları, töreler, lokal ego kanunları, hurafeler kaplayacaktır. Bunların hiçbir ilmi temeli yoktur. Ego sıfatları şekillenmeye her zaman, şekillendirilmeye ihtiyaçlıdır. Bunun ihmal edilmesi halinde her zaman sosyal hayata negatif olarak yansıyacaktır birey bazında. Bunların sayısı çoğalması halinde toplumun yaşanamaz bir toplum haline dönüşeceği kaoslar, çatışmalar, bir takım negatif ilişkiler, negatif enerjiler toplum hayatlarında hakim olacağı için böyle toplumlarda mutluluk, huzur, gelişim sağlıklı temeller üzerine bina edilemez. Kimi ülkelerde bazen görürsünüz geliştirdikleri lokal ego kanunlarını international kesinlikle geçerliliği olmadığı halde adeta bir kıstas, bir ölçü, bir kanunmuş gibi karşı tarafları değerlendirmede kullanılmaktadır. Örneğin, boşanmış bir bayanın dengi nedir? Boşanmış bir bayan. Yaşı, yaşıyla uygun mu? Zenginliği, zenginliğiyle uyar mı? Onu uyar mı? Buna uyar mı? Bunlar ihtiraslar, nefis üzerinden, ego üzerinden geliştirilmiş, hiçbir şekilde geçerliliği olmayan, uluslararası alanda da hiçbir geçerliliği olmayan, kıstas özelliği olan şeyler değildir. Subjektif karakterli, kapalı sistemlerde kendi iç düzenlerinde geliştirdikleri birbirleriyle ilişkilerini sanal zeminlere dayandırıldığı bir takım yaklaşımlardır. Bunlar birçok kere huzursuzluk çıkardığını söyleyebiliriz. Örneğin, bu gibi yerlerde lokal kanunların geçersiz olduğunu fiili hayat bize zaten söylüyor. Mesela evlilikler kuruluyor, yaşı uygun, boyu uygun, birçok şeyi uygun, 5 sene birbirleriyle tanışmış insanlara bakıyorsunuz, bir taraftan giriyorlar, birkaç ay geçmeden de o bir taraftan çıkıyorlar. Bu neyin ifadesidir? Neyi tanıyamadık ki? Hayır, yüzleşilmesi gereken bir takım kavramlar vardır. Biz yanlış temellerle yanlış ilişki süreçlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ise ters teptiğini fiili hayattaki patolojiler bize ispatlıyor aslında. Bunu algılayıp yeniden sorgulamamız, yeni bir bakış getirmemiz gerekmektedir. Yani genel olarak söyleyecek olursak ego temelinde kurulan hiçbir şey, egonun amaçlaştırıldığı, egonun tamamen kanun belirleyici bir yapı haline kendimizi aşamamış, ego çukurunun içinde hapsolmuş süreçlerden doğacak fikirler, ilişkiler, düşünceler, yaklaşımlar her zaman duvara toslamaya mahkumdur. Bunları hepsini international, uluslararası boyutlarda ve erdemli süreçlerle, değersel sistemle de barışık olacak şekilde bir arada yürütülmesi,
otokontrol mekanizmalarıyla zıtları birbirine denetlettirerek bunlardan daha zengin süreçler üretilirken patolojik süreçlerin de önleri kesilmiş olmalı. Programımız burada son buluyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Kalın sağlıcakla.